Merhabalar. Basın mensubu arkadaşlarım, sizlerin aracılığıyla tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bugün Gezi'nin 11. yıl dönümü. Ben Gezi direnişinde kent suçlarına artık yeter diyen, dayatmacı anlayışla kentlerin insan kullanımlarına kapatılarak betonlaştırılmasına izin veren anlayışa dur diyen ve bunun için anayasal direnme hakkını kullanan Gezi'de beraber olduğumuz tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Gezi, Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca insanın ortaya çıkan ve süre düzene hayır dediği bir şanlı direniştir. Ve burada hayatlarını kaybeden sevgili Ali İsmail Korkmaz'ı, sevgili Ethem Sarısülü, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve sevgili Berkin Elvan'ı saygıyla anıyorum. Bir memleketin çocukları zamansız ölmemeliler ve bir memleket demokrasiyle yönetilmeli. Ruhları şad olsun. Bir kere daha bunu ifade edelim. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileriyle AKP arasında uzunca bir zamandır süre gelmiş bir anlayış var. Hangi önemli karar muhalefetten geliyorsa AKP bunu reddetmeyi bir marifet sayıyor. Şimdi en son örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 11 Temmuz 1995 gününde Srebrenica'da 8300 Boşnak Müslüman Avrupa'nın gözleri önünde Avrupa'nın da işbirliğiyle katledildi. Biz bunun bir soykırım olduğu konusunda hiçbir tereddüt duymadık. Nitekim 23 Mayıs 2024 tarihinde Birleşmiş Milletler'de bu olayı Srebrenica soykırımını anma günü olarak ilan etti. Bu çerçevede bu hafta pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekili olarak AKP ve MHP gruplarını, bunun yanında DEM, İyi Parti, Saadet ve Gelecek gruplarını grup başkan vekilleri nezdinde ziyaret ettik. Söylediğimiz şudur: kanun teklifini pazartesi günü verdik. Bu kanun teklifi uyarınca 11 Temmuz'un Srebrenica soykırımını düşünme ve anma günü olarak parlamentomuzdan ilan edilmesi konusunda tüm gruplar ortak bir irade ortaya koysunlar. Bizi hiç yanıltmadı AKP. Dedi ki Temmuz ayında bu konuya ilişkin bir genel görüşme açalım ve konuyu değerlendirelim. Ben şimdi merak ediyorum. Bu genel görüşmede AKP Srebrenica'da 1995'te ortaya çıkan durumun bir katliam ve soykırım olup olmadığını mı tartışacak? Yoksa bu kanun teklifi bizden geldiği için, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan geldiği için reddetmenin, komisyona havale etmenin, zamana yaymanın bir marifet olduğunu mu düşünüyor? Bütün bunları yüce halkımızla ve milletimizle paylaşmayı bir görev sayarız. Yine benzer bir konu polis intiharları. Arkadaşlar, son 5 yılda yani 2018-2022 yıllarında 450'nin üzerinde polis arkadaşımız intihar etmiş. Son 20 yılda 2002-2022 arasında intihar eden polis sayısı 1000'in üzerinde. Yalnızca 2021'de tek yılda 100'den fazla polis intihar etmiş. Gelin bu polis intiharlarının birlikte araştırılması yönünde irade kullanalım diyoruz. Ve AKP'nin grup başkan vekili Özlem Zengin bu tartışmalar sırasında evet biz de bu konunun birlikte araştırılabileceğini düşünüyoruz diyor. Peki düşünüyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu grup önerisi geldiği için ortak bir araştırma komisyonu kurulmasına evet oyu kullanamıyorlar. Dolayısıyla polis intiharları Türkiye'de bir vaka olarak araştırılamayan durum, dolayısıyla çözülemeyen bir durum olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Peki bu hafta gündemine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, efendim, Dışişleri Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı Kanunu.
Bu iki bölümden ibaret, toplamda 11 maddedir. Bu hafta AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 çalışma gününe getirebildiği tek kanun bunlar ibarettir. Neymiş bununla? Yani bir özel hukuk tüzelkisi kuracaksınız ve Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın içeride dışarıda sahip olduğu tüm mal varlıklarını bu vakıf alabilecek, satabilecek, kiralayabilecek. Ya bugüne kadar nasıl yapılıyordu? Dışişleri Bakanlığı kendi malını, mülkünü kiralama, alma, satma işini yapamıyor mu da sen bunu bir özel hukuk tüzelkisine devrediyorsun? Dolayısıyla bu tümüyle akla aykırı, tümüyle ticaretin koridorlarında kaybolacak yeni bir dönem ifade etmektedir. Söyleyelim, bu Dışişleri Bakanlığı'nın kurduğu vakıf, yaptığı ticari işlemlerde bunlara aracı olan ajanlar aracılığıyla çeşitli skandallara neden olursa bu skandallar Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'na tahvil olmayacak mıdır? Dolayısıyla bunun hiçbir yerine katılmadığımızı ifade edelim. Ancak asıl söylemek istediğim başka bir husus var. Acaba AKP bu grubun, bu gündemin arkasına düşerken biz ne yapıyoruz? Biz söyleyelim arkadaşlar. Burdur'da 33 arkadaşımız, hastamız, diyaliz hastası zehirlenme sonucunda değişik hastanelere sevk edildiler. Bunların önce 14'ünün entübe edildiğini, sonra 4'ünün entübe edildiği ifade edildi. 2 hastamız an itibariyle maalesef hayatını kaybetmiştir. Biz buraya sevgili Kayhan Pala, sevgili Zeliha Akbaz Şahbaz ve sevgili Murat Çam arkadaşlarımızı, milletvekillerimizi görevlendirdik. Onlar açıklamalarını yaptılar çalışmalarının sonrasında meclise gelip, şunun için ben bunun altını bir kere daha çiziyorum. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi halkın gündeminin peşinde. Daha önceki hafta ne yaptık? Atanamayan öğretmenlerin peşine düştük. Milli eğitimde yaşanan skandalların peşine düştük. Bize marif müfredatı diyerek çağ dışı bir anlayışı ortaya koymaya ve zorlamaya çalışıyorlar. 3547 sayfadan oluşan bir müfredatı 10 gün içerisinde inceleyip görüş bildir ve ondan sonra ben bunu yayınlayayım diyorlar. Bu tümüyle bir skandaldır. Türkiye'nin bilimsel, laik, parasız bir eğitime, nitelikli bir eğitime mutlaka dönme zorunluluğu vardır. AKP'ye ve MHP'ye oy veren veliler de çocuklarının aldığı eğitimin çağ dışı olduğunun ve niteliksiz olduğunun farkındadırlar. PISA eğitim skorlarında OECD'nin en sonuna yuvarlanmış Türkiye'nin bu anlayışla buradan çıkabilmesinin mümkün olmadığını da ifade ediyoruz. Peki öğretmenler mitinginden sonra ne yaptık? Emekli mitingini gerçekleştirdik. O emekli mitinginde emekli yurttaşlarımızın söylediklerine herkes iyi kulak versin. 15 bin lira para alıyorum, bunun 11 bin lirasını kiraya ödüyorum, geriye kalanla geçinmem mümkün değildir diyenden 4500 lira yetim aylığıyla, dul aylığıyla ben nasıl hayatta kalayım diyene kadar, eskiden yoksullara yardım ederdik, şimdi bize yardım ediyorlar diyene kadar büyük bir emekli çığlığını hep beraber 100 bin kişiyle beraber Tandoğan Meydanı'nda duyduk. Bu sesin duyulması lazım. Önümüzdeki hafta, yani pazar günü 2 Haziran günü Rize'de çay mitingi yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarım Komisyonu üyesi 6 arkadaşımız yarın sabahtan itibaren Rize ve ilçelerinde olacaklar. Geçen sene 11 TL olan çay fiyatı bu sene brüt 17 TL olarak açıklanmıştır. Yani %50'lik bir artış gerçekleşmiştir. Ülkedeki enflasyonun bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Kaldı ki Çaykur'un kota uygulaması nedeniyle bu fiyatta realize edilememektedir. Özel sektöre çayını 14 TL'ye satmak zorunda kalan çay üreticisinin çığlığını Cumhuriyet Halk Partisi duyuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yapıyor. Bir başka önemli konu arkadaşlar, memlekette buğday hasadı başladı.
Mayıs ayında ilan edilen buğday fiyatları bu sene ilan edilmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat ilan etmediği için hasat edilen buğdaylar ucuza kapatılmaktadır. Bu üreticinin bir yıllık alın terinin heba edilmesi anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bunun da gündeminin peşindedir. Nihayet son konu arkadaşlar, bu da Filistin, Gazze ve Refah. Bakın Refah'ta yerinden edilmiş yurttaşların, insanların, çadırlarda kalan insanların üzerine bomba yağdıran İsrail, 45 kişinin daha katledilmesine neden oldu. Toplamda bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli kişi, yurttaş hayatını kaybetti. Bu katliam dünyanın gözü önünde oluyor. Ancak büyük bir mutlulukla ifade edeyim ki, başta İspanya, İskoçya, İrlanda, Norveç olmak üzere sosyal demokrat yönetimlerle idare edilen çok sayıda Avrupa ülkesi peşi peşine Filistin devletini tanıyorlar. Yani bunun anlatıldığı gibi bir din savaşı değil, bir ırkçılık olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. İsrail'de sosyal demokratlar, solcular Netanyahu hükümetine karşı protesto eylemi yapıyorlar. Bu ırkçılığa artık son verilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Peki bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı? AKP hükümeti ne yaptı? Bakın 7 Ekim'de İsrail'in saldırıları başladı. Bundan tam 6 ay sonra 9 Nisan'da 54 üründe İsrail'le ticareti yasakladılar. O güne kadar ne diyorlardı arkadaşlar? Böyle bir ticaret yok, bize iftira ediliyor diyorlardı. Üzerinden 6 ay geçtikten sonra 54 ürün grubunda yasakladılar. Onun da üzerinden 1 ay geçti. 2 Mayıs tarihinde 7 ay sonra tüm ürün gruplarında ticareti yasakladılar. Peki ben soruyorum, 7 Ekim'den sonra 6 ay, 7 ay niye bekledin? Bu konudaki haklı eleştirilere niye iftira dedin? Bunlar yapmaya çalıştıklarının açık itirafı niteliğindedir. Yaptıklarının açık itirafı niteliğindedir. Şu an için de söyleyeyim, acaba bu ürünlerin tamamı gerçekten ticari yasak kapsamına girmiş midir? Yoksa başka ülkeler üzerinden re-export faaliyetlerine devam ediyor musunuz? Çok yakında bunların da ipuçlarını ortaya koyacağız. Bu çerçevede değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye'nin gündemi dışındaki gündemlerle meşgul edilmesinden rahatsızlığımızı ifade ediyoruz. Hem mecliste hem de meclis dışında Cumhuriyet Halk Partisi grubu halkın gündemini tutmaya, halkın derdine çare olmaya devam ediyor. Ben bu çerçevede katılım gösterdiği için tüm basın mensubu arkadaşlarımı selamlıyorum ve varsa sorularınızı almak isterim. Buyurun. Evet. Evet. Görme imkanınız olduğunu bilmiyorum. Ama orada bir madde tartışma konusu özellikle bu yıkması için. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Şu ifadeyi kullandı. İstiyoruz ki barınakları alınan tüm hayvanlar sahip edilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Yani bu yıkması için elini hala masada olduğu üzerine uyandırdı. Bugün AKP Genel Başkanının Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı izledim, grupta yaptığı konuşmayı. Bize gelen bilgiler, hayvan, sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısının AKP grubuna iletildiği yönünde. Ancak henüz meclisin olağan gündemine düşmüş değil. Yani bizim gördüğümüz bir tasarı yok. Ancak Erdoğan'ın konuşmasından buna ilişkin ipuçlarını almak mümkün. Soruyu şu kadar basit soralım arkadaşlar. 4 milyon civarında sokak hayvanı olduğu söyleniliyor. 4 milyon sokak hayvanını kapsayacak barınağı ne kadar sürede inşa etmeyi, nerede inşa etmeyi planlıyorsun? Bunu hangi bütçeyle ve ne kadar büyük bir finansla yapmayı planlıyorsun? Buralardaki bakım masraflarını nasıl karşılayacaksın? Temel sorular bunlardır. İlaveten söyleyeyim, biz bunun bir sınıfsal sorun olduğunu saptadık.
gerçekten evinden dışarıya çıkıp fabrikaya, okula gidebilmek için servis beklerken, otobüs beklerken sabahın köründe sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan yurttaşlarımızın haklı şikayetlerini giderecek bir yönteme ihtiyaç olduğunu hep söylüyoruz. Ama bunun asla bir canlının hayatına kıyacak, itlaf edilmeyi uyutma gibi yumuşak sözcüklerle geçiştirecek bir anlayışla muhatap olmasına kesinlikle karşıyız. Peki yapılması gereken nedir? Yapılması gereken ilgili mevzuatta temel düzenlemeler yapmak, kısırlaştırma işlemlerini hem kamu hem özel sektör aracılığıyla etkin bir şekilde ortaya koymak, bunun için gerekli finansmanı sağlamak ve bu bağlamda sorunu bir zaman dilimi içerisinde hafifletmek ve yok etmek. Böyle olmalıdır. Ama siz 4 milyon hayvanı ben tümüyle bir anda barınaklara toplayacağım. Bir ay içerisinde eğer bunların sahiplenilmesi olmazsa da onları uyutacağım diyerek bu sorunu çözemezsiniz. Türkiye'de hiç kimse buna izin vermez. Şunu da söyleyeyim, yapılan kamuoyu araştırmaları yalnızca muhalif seçmenin değil, AKP'ye ve MHP'ye oy veren seçmenin önemli bir bölümünün de sokak hayvanlarına zulmedilmesini ve onların uyutulmasına sıcak bakmadığını göstermektedir. Kısaca bugüne kadar belediyeler üzerine düşen işlemleri neden yapmamışlar? Bu konuda yeni bir seferberlik nasıl başlatılabilir? Bunun fonlaması, finansmanı nasıl organize edilir? Yönetimi için neler yapmak lazımı hep beraber düşünelim. Bunlar zalimce yöntemlerle uygulanabilecek herhalde politika notlarıyla mümkün olmayacaktır. Buyurunuz. Buyurunuz. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine CHP yönelik açıklamaları oldu. 28 Mayıs sürecinden bahsetti. Önceki Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara değindi. Evet. Açıkça ortaya koymaya davet etti Kılıçdaroğlu'nu. Bu konuda hem 28 Mayıs sürecinin ilişkin, dün de yıl dönümüydü, hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir değerlendirmeniz var mı? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını kısmen dinledim. Basına yansıyan bölümünü de biliyorum. 14-28 Mayıs sürecini biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettik ve milletvekilliği seçiminde de arzu edilen sonuçların çok gerisinde oylar aldık. O sürecin nasıl kötü yönetildiği bir yıl sonraki yerel seçim sürecinde elde ettiğimiz başarıyla adeta kanıtlanmış durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'de hiç kimse birbirine hançerlemez, hançerlemedi bugüne kadar. Cumhuriyet Halk Partisi yoldaşlık ilkesiyle hayatına devam eden bir siyasal partidir. Seçimden sonra yani 31 Mart 2024 seçiminde 37'nin üzerinde oy alarak birinci parti çıkmıştır. Yapılan kamuoyu yoklamaları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını artırmaya devam ettiğini göstermektedir. Başka bir deyişle CHP'nin bir yıl evvel oy veren kitlesinin iki kişi ise üzerine bir kişi daha eklenmiştir. Ve bu eklenenlerin üzerinde geçmişte AKP ve MHP oy veren yurttaşlarımız da vardır. Biz bunun kıymetini biliyoruz, bunun sorumluluğunun farkındayız. Türkiye'nin önüne bir spekülasyon ve bir tartışma konusu koymak yerine Türkiye'yi içinde bulunduğu kaostan kurtaracak bir çıkış planının peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla yoluna bu anlayışla ve bu özgüvenle devam ediyor. Şunu da ifade edeyim ki birinci parti olmak yalnızca bizim sorumluluğumuzu artırmıştır. Mütevazılığımızda, yurttaşa olan saygımızda, bize oy vermeyenden başlayarak duyacağımız saygıda en ufak bir eksilme olmayacaktır. Teşekkür ederim. Sabahleyin yasa tasarısının AKP grubuna geldiğine ilişkin bir duyum aldık. An itibarıyla bize bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Buyurunuz. Buyurunuz. Geçen
göstermesi, sergilemesi, bunu paylaşması, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan 400'e yakın işçinin devrimi devam ederken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Belediye'ye eleştirmiş biliyorsunuz. Evet. Evet, çok açık söylemek isterim. Sırasıyla ifade edeceğim izninizle. Birincisi Sinan Ateş davası. Arkadaşlar, Sinan Ateş davasında Olcay Kılavuz'un etkisi ve rolü uzunca bir zamandır tartışılıyor. Basına yansıyan iddialar, Olcay Kılavuz'un gözaltına alınmak istendiği, ancak buna yönelik savcılık talebi üzerine konunun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye getirildiği yönündeydi. Şimdi bizim bunu anlayabilmemiz mümkün değildir. Bir insanın görevi ne olursa olsun, eğer bir suça karışmış olma ihtimali var ise ve bu bir ağır cezalık suçüstü suç ise gereği yapılır. Kimseden izin alınmaz. Olcay Kılavuz için söyleyelim. Olcay Kılavuz'un MHP'deki danışmanlık görevinden alınmasının zamanlamasını kamuoyunun takdirine sunarız. Ne zaman alındı? Olcay Kılavuz çıktı, Halk TV'ye açıklama yaptı. Dedi ki bu olayda ben de çok mağdurum. Bu olayın önünde, arkasında, sağında, solunda hiçbir yerinde değilim. Ben de bundan büyük zarar görüyorum dedi. Ve konuşmaya devam edeceğine ilişkinde izlenim verince yapılacak ilk iş olarak MHP'de grup danışmanlığından alınmak oldu. Sonraki süreci izleyeceğiz. Sinan Ateş davası açıklığa kavuşturulmadan Türkiye'nin olağan bir demokratik düzene geçebildiğini kimse iddia edemez. İddialar vahimdir. Bu iddiaların çeşitli siyasal partilerle ve onların gençlik kuruluşlarıyla olan ilişkileri ortadadır. Dolayısıyla bunlara ilişkin her türlü soruşturmanın, kovuşturmanın bağımsız bir gözlemciyi ikna edecek nitelikte ve kalitede olmak üzere sürdürülme zorunluluğu vardır. Konuyu izleyeceğiz. Gelelim CHP'li belediyelerde işten çıkartma meselelerine. Yandaş medya ve AKP bunun üzerinde tepinmeyi çok seviniyor. İfade edelim arkadaşlar. Menemen'i ayrıca anlatacağım. İfade edelim arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci belli olduktan sonra aday yapılmayacağı anlaşılan belediye başkanları tarafından yapılan usule aykırı atamalar çerçevesinde işlendirilen kişilerin işten çıkartılacağı seçim süresi zamanında zaten söylenmişti. Biz ekmeğinin peşinde olan bir tek belediye çalışanını bugüne kadar kapının önüne koymadık. Ancak zaman diliminin uygun olmadığı bir anda, uygun olmayan yöntemlerle bir sonraki yönetimi zorda bırakmak için eğer sen istihdam ediyor isen, istihdam edilen de bunun formal bir istihdam biçimi olmadığının farkındadır. Dolayısıyla CHP'li belediyelerin işten çıkarttığı iddia edilen kişilerin toplamı bu konudan ibarettir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Menemen Belediyesi'ndeki ve başka AKP'li belediyelerde bu işler sürmektedir. Oralarda da işten çıkartmalar vardır. Oralardaki işten çıkartmalara da tıpkı bizde olduğu gibi somut bazda bakmak gerekmektedir. Hangi gerekçeli ve neden işten çıkartılıyorlar? Dolayısıyla bizimkileri görmeyelim, karşıdakilerden bol bol örnekler verelim anlayışı. Kim tarafından yapılıyorsa yapılsın, kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bunu da ifade edelim. Nihayet gelelim adliyedeki uzun namlulu silah sergisine. Arkadaşlar, Türkiye acaba daha nasıl rezil olabilir ve daha nasıl skandallara konu olabilir? Yani zor kullanma yetkisi devlete devredilir. Devlet de bu yetkiyi adliyeler aracılığıyla, yargı mensupları aracılığıyla kullanır. Yargı mensubu burada kanuna ve vicdanına dayanır. Başka bir deyişle yargı mensubunun silahla işi yoktur, kanunla işi vardır. Bu nasıl bir uzaklaşmadır, nasıl bir ruh halidir ki
adliyede uzun namlulu silah sergilemekten, arkadaşlarına göstermekten, orada bulundurmaktan çekinmeyen insanlar memlekette hakim savcı yapılmaktadır. Bütün bunlar Türkiye'nin temel bir arınma sürecine ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyan, maalesef hepimizi de çok canını sıkan örneklerdir. Bunlar Türkiye'nin yakın geleceğinde tarihte kalacak işaretler olarak kaydedilecektir. Evet, başka soru olmadığını görüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.